Alçı ben bu noktada yanıldım dediği için mesela daha önce de birkaç konuda şu konuda yanıldım bu konuda yanıldım demişliği vardı. Mesela kızı kızıyor musunuz? Yani sen niye yanıldın yani falan Yani değil diyorsun? yani ben ona yani biz çok ben özgürlükçü bir aile yani bizde öyle şey yoktu benim böyle ataerkil falan Nagihan çok özgür bir kadın ben özgür bir insanım tartışırız bir, bir kere biz Twitter'dan da kapıştık kendi birbirimize girdik vesaire. Ya mesela Twitter'dan biz, niye kapışırız? O gün işte yine aynı böyle demin evet. bahsettiğim gibi, tipte. Bak kızıyor. Bah bahsettiğim tipte benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. Şimdi tiyatro buluyorum. Şimdi adam e, bizim emrimizde. Bizim bizim emrimizde adam. Orada muhalif rolü oynayıp bir şey yapıyor. Ben kızdım. Atmamalıydım. Özür diliyorum buradan ya canlı yayında. <laughs> Özür diliyorum <laughs> kendisinden. Nagihan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada evet biraz şeyim tuttu. Yani böyle koca şeyim ateerkil olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. E saygısızlığı yapar adam muhalif değil. Bizim kontrolümüzde emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan ya diyor kardeşim bir dakika diyoruz tamam tiyatro oyna da tiyatro oyna tamam ama yani bize de bunu yapma. Peki diye sonra oldu. sonra ne oldu? Evde kavga Oo, ettiniz mi? Ne kavga ne kavga ettik. Gerçekten Tabii mi? Çok kızdı bana. Çok kızdı. Çok haklıydı. Ne yaptı? Evden git çok Rasim dedi mi? mi? Evet itiraf ediyorum. Gerçekten İzmir. mi? İzmir'e gittim. Hayır, Gerçekten önce. mi? ben <laughs> öyle <laughs> Vallahi beni kovdu. Kovdu mu? Kovdu. Git rahatsın bu evden seni Rassim görmek istemiyorum. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Vatanım, memleketime yerleştim. O, ne kadar orada? Üç gün. Üç kaldım, gün. Döndüm ama. Sonra mesela var. nasıl geri çağırdı? Çok kızdı, çok ne dedi kızdı. sonra? İşte üç gün Geldi. sonra falan. Şimdi izliyorlar annem babam da devreye girdi vesaire. <laughs> Onlar aradı. Haklıydı ama yüzde yüz haklı. Sonra ben mesela Cüneyt Özdemir'e çıktım ve canlı yayında orada özür diledim. Yani dedim ki haklı yüzde yüz haklı kendimi tutmam gerekir. Yani bu kontrolsüz bir hareket. Kabul edilemez bir hareket. O günden beri zaten hiç tweet mi hiç bir şey atmıyorum. Hiçbir şey attığım yok. Nagihan zaten çok önemli gazetecilik başarılar elde ediyor. Yani Afganistan'da da gurur duydum gerçekten. Büyük bir işti oraya gitmesi. Sen de çok güzel işler yapıyorsun. İkiniz böyle kadın gazeteciler başarılı oldukça benim hoşuma gidiyor. Doğru yani bu doğrudur. Nagihan bir evden koptu. Nagihan beni evden koptu. <laughs> <laughs> bu kadar Aa. konuştuk. Bunu şimdi, bu şimdi batacak. Ya o tweet kavgasını bir hatırlatır mısın bize ya? Ya şimdi şöyle oldu. Nagihan canlı yayında. Evet. Nagihan canlı yayındayken dediğim tipte. İzleyicilerimiz için istiyorum anmaya gerekmez. Şey söylemiyorum söylemiyorum. Ondan da Nagihan <laughs> <sen desin. gülüyor> ben de dayanamayıp tweet attım. Evet. Yani dolaylı bir tweet yani böyle yani onların ne olduğunu. Ve bence orada ben muhalefete hizmet ettim. Hatta orada galiba şey e, İsmail Saymaz ikimizin bu tartışması yorumlamış. Baktım 560 bin bine seyredilmiş. Büyük oranda doğru yorumlamış. Yani o da orada tabii kimseyi kırdırmamak için eyyam yapıyor Kim ama. Kim o muhalif gazeteci diye falan yazıyorlar. Bakın herkes meraklı merakından. Ya çoğu durumu idare ediyorlar. Bunu bilsinler. Yani aslında ben durumu idare etmedikleri, daha özgür oldukları bir ülke isterim. Onu söyleyeyim. Haklılar. Hı.